Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ön sözü diyebiliriz aslında. Cumhuriyet'in kuruluşunun, Millet Meclisi'nin temelinin, adımlarının atılışının bir ön sözü diyebiliriz. O bakımdan Sivas Kongresi'nde birkaç konu çok çok değerli. Bir tanesi Türkiye'nin mutlak tam bağımsız bir devlet oluşuna ortaya konulan vurgu ve bunun sonuna kadar savunulacağı. Aynı zamanda misak-ı milli sınırlarının bir bütün olduğu ve bu bütünün mutlaka vazgeçilmez olduğunun altının çizildiği. Tabii ki bu toprakların içindeki herkesin de bu milletin bir parçası olduğunun Sivas Kongresi ile kayıt altına alınışı çok çok değerli. Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı 4 Eylül'de ülkemizin bölünmez bütünlüğünün tescillendiği 4 Eylül Kongresi'nin bugün 97. yıl dönümü ve hep birlikte bu onurla, bu gururla ülkemizin bu zor günlerinde birlikte mücadele edeceğimizi yine tüm dünyaya biz gösterdik, göstereceğiz. En büyük saygıyı ve sevgiyi hak eden ulu önderimiz Atatürk'ümüz. Onu burada saygıyla ve rahmetle anlıyoruz. Sivas Türkiye için çok önemli bir yerdir. Ve Sivas halkı çok önemlidir. Onun için bu günü hep birlikte gönülden kutluyoruz. Beylikdüzü'nde olmaktan çok mutluyuz. Burada Beylikdüzü halkıyla buluşmak, onlarla sevgi ve barış üzerine sohbet etmek, böyle güzel Eylül gününde İstanbul'un en güzel mevsimi bu zaman. Aynı zamanda Sivas Kongresi'nin yıl dönümü olması da ayrı bir sevinç katıyor. Burada Beylikdüzü Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Ben burada müthiş bir renklilik ve müthiş bir heyecan gördüm. Ve çok böyle dinamik, genç bir nüfus gördüm. Bu da beni çok çok mutlu etti. Ayrıca bu etkinlik çok güzel ve bir temennim var. Yani Türkiye'de pek olmayan bir şeydir süreklilik. İnşallah bu gerçekten yıllarca ve yıllarca sürer. Çünkü ne kadar çok sürerse o kadar çok kişi duyacak, o kadar çok kişiye ulaşılacak.